Merhabalar. Business Channel ekranlarından sevgiler, saygılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Astrolojiye dair yolculuğumuzda astrolojik bilgileri hep beraber adım adım incelemek, hem kendimizi tanımak, hayata dair bu konularla alakalı küçük de olsa bir bilgi sahibi olmak. Bu yolculukta benimle olduğunuz için, Business Channel ekranlarında olduğunuz için tekrar çok teşekkürler. Diğer programda astrolojiye dair küçük de olsa astroloji nedir? Nasıl çalışır? Nelerden oluşmuştur diye küçük böyle temel bilgiler üzerine bazı konuşmalar, bilgiler yapmıştık. Hatta bizi oluşturan 12 tane burcun olduğunu ve bu burçları tek tek de olsa gündemimizde konuşmak için burçlara şöyle bir göz atmıştık. Şimdi Koç burcunu görmüştük ve Boğa burcu ne demek ve diğer kalan burçları da zamanımız yettiği sürece bunların da üstünden geçeceğiz. Boğa burcu 21 Nisan 21 Mayıs arası toprak burcu olan, bizde mülkiyet duygusunu geliştiren, sakin diye anılan, sessiz diye anılan, güven ve huzura önem veren bir burç. İlk bakışta Boğa burcu için yavaş hareket eden, inatçı, kararlı, değişime çok kapalı bir burç olarak konuşabiliriz. Sanatsal yetenekleri konusunda, paranın değerini bilmesi konusunda çok gerçekçi ve realist bir burç. Küçük şeylerden mutlu olmayı da seven bir burç. Dünyevi zevkler, yeme içme veya tembellik de diyebiliriz. Serin kanlı ve kontrollü bir yapısı var aslında. Alışkanlıklarına çok bağlı olan bir burç. Ve bu burç aslında bize sahip olmayı getiren, değer verdiğimiz değer duygusunu anlatan, soyut, somut, maddi ya da manevi bizim için değerli olan ne varsa bizde sahip olma duygusu veren bir burç. Şimdi 12 tane burcu hepimiz taşıdığımız için hangi burç olursak olalım Boğa burcunu mutlaka biz ruhumuzda, hayatımızda, yaşamımızda, deneyim olarak yaşamda bunları zaten görüyoruz. Şimdi bir para kazanma dediğimiz yeteneklerimizi anlatan veya mülkiyet duygusu sahibi olduğumuz her şey Boğa burcu sayesinde oluyor. Daha sonra sloganı düşünürüm olan İkizler burcuna değinecek olursak, aslında vücutsal karşılığından da bahsetsem fena olmaz diye düşünüyorum. Çünkü elleri, kolları, sinir sistemini anlatan bir burç, vücutsal karşılığı olarak. Bilgi ve iletişimle çok alakalı. Muzur bir burç diyebilirim. Zihinsel faaliyetlere ve eğitime çok önem veren bir burç. Her şeyi çok çabuk anlar, çabuk fikir yürütür. Kendi içinde de sürekli aslında bir iletişim halinde, meraklı bir burç aslında. Merakını gidermek için de çok yönlü davranan bir burç. Bilginin kendisinin ilgilendiği tarafıyla bilgiyi tarafsız kullanır. Bunun için her türlü bilgiye çok açıktır. Doğru yanlış ayrımı çok iyi yapmaz. Olaylara da mantıksal davranan ve pratik olan bir burç. Diğer sonra takip eden bir burç ise Yengeç burcu. 22 Haziran ve 22 Temmuz dönemine gelen ve bize çabuk kırılmamızı, subjektif olmamızı, korumacı davranmamıza sebep olan bir burç. Duygularını saklayan, oldukça gelenekçi ve konservatif olan bir burç. Sezgileri ve algıları aslında çok gelişmiş olup duygularını da çok hızlı kullanan bir burç. Şimdi hepimiz içine doğduğumuz aile, kök salma, koşulsuz sevme,
aslında Yengeç Burcu tarafından biz bunları hayatımızda deneyim olarak da yaşıyoruz. Geçmişe dair değerlere sahip çıkmak bu burçla çok iç içe geçmiş kavramlardır. İçine çekilmek, kendine ait dünyada yaşamak gibi de aslında bir takım özellikleri var. Bu burcun sayesinde biz yine su burcu olduğu için hissediyoruz. İçine doğduğumuz vatan duygusu, ailevi temalar, daha sonra yaşımız ilerledikçe kurduğumuz kendi ailemiz, oturduğumuz ev hepsi Yengeç burcuyla eşleşmekte. Daha sonra takip eden burç olarak da Aslan burcu. Hepimizin hayatında mutlaka yaratıcılık dediğimiz, bu sanatsal yaratıcılıklarda tabii ki böyle, kendimizi özgüven olarak gösterdiğimiz, ön plana attığımız bazı sanatsal yetenekler ya da kendimize layık gördüğümüz, değer verdiğimiz nesneleri olur, olayları olur. Biz Aslan burcu sayesinde aslında bunları yaşamamızda deneyimlemiş oluyoruz. Çünkü yaşadığımız aşk, flört, eğlence şeklimiz hepsi Aslan burcuyla anılmakta. Devam eden diğer bir burç ise Başak burcu. Hizmet etme dediğimiz, hem iş hayatımızı, rutin hayatımızı da anlatan bir burç. Detaycı bir burçtur. Zamanın kıymetini iyi bilir. Bir anın bile asla ziyan olmasına özen gösteren, sürekli fikir üreten, bunları uygulamak için de bir işin ucundan tutan bir burç. Mütevazi çalışmaktan çok hoşlanmakta, detaylara eğildikçe memnun olmakta, çok karışık bir konuyu bile detayla analiz etme, bunları düzenleme, daha pratik bir hale getirme, kendi yollarını kendine ait yöntemlerle keşfetme ve bunu başkalarının hizmetine sunmak. Aceleci ve hevesli de bir tarzı da vardır çalışma, hizmet konusunda. Onun için hangi burç olursak olalım, bu 12 burcu hepimiz yaşıyoruz. Ama bazen az vurgulanmış olarak, bazen çok vurgulanmış olarak, tabii ki bunlar bizim parmak izi kadar bize özel olan doğum haritamızda saklı olduğu için kişiye özel. Bunlar sadece konuştuğumuz genel kavramlar. Biraz bilgi sahibi olmak ve kendimizi tanırken de bu burçların enerjisinde mutlaka ruhumuzda, bedenimizde, hayat akışımızda olduğunu da aslında gösteriyor. Daha sonra gelen terazi burcu, iletişim, hava enerjisine ait, aslında hayatla da ilgili dengeyi de anlatmakta. Çünkü bu burç sayesinde biz her türlü ikili ilişkiyi deneyimliyoruz. Bu kan bağı olmayan her türlü ikili ilişkiden bahsetsek daha doğru olur. İş ortaklıkları gibi. Biz olma kavramı, ben ve benim dışımdaki kişilerle ilişkimizi anlatan bir burç. Onun için adaletle de çok ilgisi vardır. Ve estetik prensiplere çok sahip olan bir burçtur. Karşısındaki insana çok değer veren bir burçtur. Kendinden çok, karşı tarafı da çok düşünen, onun için bu estetik ve sanatçı ruhu dolayısıyla da oldukça kibar ve zevkli ve naif bir burçtur. Gökyüzünün 8. burcu Akrep için ise 24 Ekim ve 22 Kasım arasında bizde kendimize ait krizleri elimine etmek,
hayatla alakalı her türlü belki stresle başa çıkmak, krizlerle başa çıkmak adına Akrep Burcu bu konuda bize verilmiş bir lütuf diye düşünüyorum. Çünkü yenilenme süreci gelecek. Eskiyi atma, bırakma, arınma, rafine etme dediğimiz kavramlar. Her zaman tutkuyla çok bağlı olan bir burç. Asla istediklerinden vazgeçmeyen bir burç. Biraz da kendini yaralayan bir burç. Derine inmeyi çok sevdiği için düşünce ve duygu anlamında. Çünkü her şeye şüpheyle baktığı için bir şeye inanması, ikna olması için hakikaten çok delik deşik edip bir takım uğraşması gerekiyor. Çünkü şüphenin onun adına giderilmesi gerekiyor. Kolay kolay da kendine ait dünyasını çok açmamayı sever. Onun için biraz ketum kalmak zorunda kalıyor. Biraz önce belirttiğim gibi tutku çok ön planda. Asla istediklerinden çok vazgeçmeyen bir tarzı, uslubu var akrebin. Ama hayatla alakalı arzuladıklarımızı yaşama geçirmek için, krizlerle yüzleşmek için ve bu krizlerin hayatımızda bize ne anlatıyor, bundan nasıl bir ders çıkarırız kısmında da biz Akrep Burcu sayesinde bunları yaşayıp görüyoruz ve yeni stratejiler aslında geliştirmiş oluyoruz. Tanrı aslında ne kadar değil mi? Hepimize aslında gökyüzü ve gökyüzünü oluşturan argümanlar konusunda bize böyle bir bilgi bahşetmiş. Gökyüzünün dili. Bunu konuşabilmek, bunu anlayabilmek. Çünkü bütün ustalar, kendi eğitmenlerim ve geçmiş kadim dediğimiz öğretilerde de yukarıda ne varsa aşağıda o var. Her şey eş zamanlı birbiriyle uyum içinde çalışır derler. İlk öğrendiğimiz şeydi bizim de astrolojiye başlarken. Sonra diğer bir burç akrepten sonra gelen yay burcu iyimserliğin olayların arkasındaki asıl gerçeği aramak. Onun için felsefeler geliştiren, sanki sırt çantasıyla dünya vatandaşı olarak her yeri gezmek, dolaşmak, gördüklerinden aldığı bilgilerle de hayatı anlamak. Bu yüzden her türlü maceraya atılmayı, yolculuğu, öğretiyi aslında çok sever. Kendinden büyük bir güce duymuş olduğu bir inançla, her şeyin olumlu bir gelişim olduğunu düşünür. İyimserliği çok fazla. Bazen bu iyimserlik aslında zaman zaman hayatınla alakalı belki de tehlikeleri de fark etmeyecek hale getirebiliyor. Ama biz yay burcu sayesinde bir vizyon sahibi oluyoruz. İnanç geliştiriyoruz. Keşfetme enerjisi, tabii ki deneme yanılma yoluyla biz yay burcu sayesinde yaşamış oluyoruz. Bu deneyimleri ruhumuza, hayatımıza, bedenimize katmış oluyoruz. Daha sonra gelen Oğlak burcu. Hedef ve amaçlarımızı anlatan bir burç. Bir şekil vermeyi anlatan, inşa etmeyi anlatan, sabrı da anlatan, belki ay, yıl geçse, her türlü yaşasa da kafasına koyduğunu, aklına koyduğunu inşa etmek isteyen bir burç. Onun için burada çok kalıcı ve sağlam işler bırakmak ister ve onun için her şey hayatla alakalı yapmak istedikleri, hedef belirlediği konulardan geri dönmesi, vazgeçmesi asla mümkün değil. Ta ki onu ete kemiğe büründürecek, bunu yapmak için sonuna kadar çalışacak ve yorulmayacak. Kalan son iki burcumuz da Kova ve sonra gelen Balık burcu. Şimdi Kova burcu içinde her şeye farklı gözle bakmak, alternatif geliştirmek,
değiştirmek için bu düşünce veya bilgiyi elinden geleni yapar. Toplumsal bir burç aslında. Diğer insanlardan farklı olması için sürüden ayrılması onu biraz korkutur aslında. Herkesin baktığı yöne bakmayan, tersine bakan bir bazen tavrı da var. Başkalarını bazen kışkırtır. O yöne baktırmak ister. Bireysel farklılıkla davranma ihtiyacı içine girer. Sadece farklı olmak için bazen marjinal şeyler de yapabilir. Toplumsal icatlar, topluma yön veren alternatifler aslında bu burçla yerine gelmiş oluyor. Daha sonra gelen zodyak dediğimiz burçlar kuşağının son burcu olan balık burcu. Şimdi balıkları duyar gibiyim. Balık olmak çok zor. Bizi kimse anlamıyor. Çünkü oldukça sezgisel bir burçtur. Aslında balık burcu için 12 tane burcun bir nevi de olsa kokteyli deriz. Hassas bir burç her şeyden önce. Her şeyden hani su burçları da mutlaka vardır ama balık bunların içinde daha fedakar, daha her şeyden çabuk etkilenen. Asıl motivasyonları aslında başkalarına yardım etmek. Mistik gücü çok fazla olan bir burç. Her şeyi hissetmek, derinden etkilenmek. Bazen gerçek ve hayal arasında çok denge kurmakta çok zorluk da çekiyorlar. Alışkanlıklarından yeri geliyor vazgeçmek istemiyorlar. Genelde gerçeklerden kaçmayı çok seven, hayal dünyasında yaşamayı seven, ilhamlara çok açık olan bir burç. Dünyadaki naif şeylerden çok etkilenen bir burç. Onun için bazen bu belirsiz dönemden geçerken daha onları hayal dünyasının içinde yalnız kalmaktan kurtaracak olan bazı ruhsal yönelimlere, dua olabilir bu, meditasyon olabilir, hayır kurumlarına ziyaret yapmak olabilir. O karmaşalarını mutlaka ve mutlaka enerji olarak yükseltecekleri için iki evren arasında kendileri ruhsal ve bedensel anlamda da dengelerini kurmalarında çok fayda göreceklerini veya şiirler yazabilirler ya da resim, fotoğraf çekebilirler. Bütün bunlar aslında bir balık burcu için çok geliştirici şeyler olur. Aslında toparlarsak 12 tane burç hepimizin hem zihninde, hem bilinç altında, hem hayatın içinde, hem ruhumuzda, hem bedenimizde biz bunları oldukça yaşıyoruz. Çünkü 12 burçtan oluşmuş kişileriz, varlığız ve bütün bunlar nezdinde aslında hayatımızda hem deneyim hem de tekamül dediğimiz olaylarla ve bu olaylar sayesinde de kendimizi belki bu deneyimlerle tanıyoruz. Bize hem büyüme hem gelişme veriyor. Onun için astrolojiyi profesyonel anlamda eğitim almak istemeyen arkadaşlar da olsa küçücük de bu bilgileri çok doğru ağızdan, doğru kişilerden dinleyerek yaşamlarında bir farkındalık yaratabilirler. Bu onlar için de ve etrafları için de çok faydalı olacağı konusunda da fikir sahibiyim. Çünkü gözleme dayandığını daha önce de konuşmuştuk. Ben de astrolojiyle ilgilenmeden önce çok başka, astrolojiyle ilgilendikten sonra gereksiz öfkelerin ne kadar yersiz olduğunu, insanları ve hayatı ve doğayı çok farklı gözle, farklı hislerle anlama şansı getirdi. Eminim sizler için de bu başlangıçları yapmak istiyorsanız
küçük küçük de olsa bu bilgileri hayatınızda deneyimledikçe her şeyden önce idrakınız, sezgileriniz, ruhunuz, bilinciniz, hayata bakışınız, vizyonunuz çok çok farklı olacak. Çok çok farklı olacak. Hem kendimizle hem dış dünyayla belki dengeyi kurmuş olacağız. Şimdi bizi 12 tane burç oluşturuyor dedik. Ama gökyüzünde, güneş sisteminde 10 tane de gezegenimiz var. Bu gezegenlerin birer döngü içinde olduğunu ve bizi oluşturan argümanlar olduğunu, bizi biz yapan yapı taşları olduğunu, burçlar ve burçların dışındaki gezegenler. Şimdi yavaş yavaş da bunları tanımaya çalışalım. Şimdi hepimiz gökyüzüne baktığımız zaman, gündüz baktığımız zaman hava çok aydınlıksa, değil mi? Güneşi görüyoruz. Gece bakınca zaten bir dantel gibi işlenmiş bir ay ve yıldızlar. Şimdi güneş ne demek, ay ne demek veya mutlaka hepimizin kulağında olan bir takım gezegenler ne demek? Küçük de olsa bunları yavaş yavaş astroloji yolculuğunda bizlere ışık tutacağı için yavaş yavaş bunları tanımaya başlayacağız. Şimdi güneş hayatın aslında bir canlılığı. Yaşamın devamı için. Değil mi? Güneş varsa evren var. Biz varız. Dünya var. Onun için hepimiz bir burçtan bahsederken aslında güneş burcumuzu söylüyoruz. Balık burcu diyoruz, koç burcu diyoruz, başak burcu diyoruz. Ve mevsimsel anlamda gökyüzündeki güneş o burçta, o takım yıldızında olduğu için biz bunu konuşuyoruz. Güneş nasıl ki gökyüzünü aydınlatıyorsa, biz de doğduğumuz mevsimdeki olan bizi anlatan burçta, biz kendi evrenimizde nereyi aydınlatacağız? Madem güneş yaşamdı, bu yaşam nasıl olacak? Şimdi güneş hem babamızı temsil edecek, hem yönetici, otorite dediğimiz kişileri temsil edecek, hem de bireysel anlamda tabii ki bizi temsil edecek. Bir kadın içinde baktığımızda hayatına nasıl bir erkek, nasıl bir eş geliyor gibi bilgileri de aslında biz doğum haritasından, güneş sayesinde aslında bunları görmüş oluyoruz. Şimdi güneş bizim kişiliğimizi oluşturuyor, yaşam amacımızı oluşturuyor, egomuzu oluşturuyor. Bulunduğu yeri aydınlattığı için kişiliğimizin en renkli, en canlı yönlerini nasıl ortaya koyduğumuzu anlatıyor. Yaratıcı bir enerji çünkü. Çünkü güneş bütün gezegenleri yönettiği gibi gündüz ve gece kavramı da güneş sayesinde oluşuyor. Demek ki yönetme gücüyle de çok alakalı. Yaşamımızı nasıl yönetiyoruz? Kendimizi aslında gösterme şeklimiz güneş. Bu hayatla alakalı. Sonra gelen ikinci gök cismi ve astrolojide güneş ve ay için kolaylık olsun diye belki tabii gezegen diye konuşulur. Gezegen değil, aslında ışıklar olarak geçer. Şimdi ay, adına belki çok şarkılar yapılmış değil mi? Romantizm anlatıyor. Hani hiç bilmeyen bir insan bile, değil mi? Duyguları anlatıyor. Ve Medcezir dediğimiz dünya ile olan manyetik çekiminden dolayı gel git olayı yaratıyor. Hepimizde bu bahsettiğimiz 10 tane gezegen haritamızda bulunmakta, güneş dışında. Ay bu yüzden çok önemli. Dünyaya en yakın bir gök cismi ve ayın çok değişen hallerini de biliyoruz, değil mi? Dolunay gibi, hilal gibi.
büyüyen bir ay gibi veya ay küçülüyor bir aylık döngüsünde ve birkaç gün görmüyoruz, karanlık oluyor. Çünkü bizim doğum haritamızda doğduğumuz tarih, doğduğumuz lokasyon, enlem boylama anlatan doğduğumuz saat. Çünkü o coğrafyaya göre bizim gökyüzündeki gezegen konumlarının grafik şeklindeki resmedilmiş halidir ki o gezegenlerin anlamlarını biz de böylelikle tespit ediyoruz. Işığın durumuna göre güneşin doğuşu mu var, batışı mı var, güneş çok öğlen vaktinde mi, gece yarısında mı? Tabii ki bizim kimliğimize, kişiliğimize çok etken. Aynı şekilde ay dediğimiz gök cismi de bu anlamda bizim duygularımızı anlatıyorsa bunlar da tabii ki büyük etken olmuş oluyor. Sadece bu konuştuğumuz kabaca fikir sahibi olmak için ne demek? Hepimizin haritasında çünkü bulunan gezegenler, biz buna tabii ki ay burcumuz diyoruz. Şimdi onun için sorulduğunda herkes güneş burcunu söylüyor doğduğumuz mevsimde. Ay tabii ki gökyüzünde çok hızlı yer değiştirdiği için 2,5 gün boyunca bir burçta kalıyor. Hepimizin ay burcu mutlaka ve mutlaka birbirinden farklıdır. Bir ay zaman diliminde doğan kişiler hepsi aynı burç olabilir. Ama 2,5 gün içinde doğan kişiler ancak ay burçları aynı olabilir. Öyle bir olasılık var. Biz ay sayesinde hem annemizi görüyoruz, aileyle olan ilişkilerimizi görüyoruz ve annemizi nasıl algılıyoruz veya bir kadın için yarın öbür gün anneliğin nasıl olacak kavramını da aslında ay burcu sayesinde görüyoruz. Ayın bize vermiş olduğu bir hayal gücü var, bir hafıza var, duygusal ve tepkisel bir tarafı var. Kadınsızlıkla çok alakalı, kadınsallıkla çok alakalı, pardon. Ve kadınları da çok anlatır ve kadının doğurganlığı, anne olması, bunun yarı sıra vücuttaki bütün sıvıları, hormonları yönettiği için ay burcumuz çok önemli. Belki sağlıkla alakalı tespitlerde bu burç ay burcu sayesinde yerine gelmiş oluyor ya da yapılmış oluyor. Çünkü bizim ay burcumuz sayesinde biz koşullara adapte olabiliyoruz. Dürtülerle alakalı olduğu için açlık, tokluk gibi dürtüleri de aslında ay anlatmakta. Sıvılarla tabii ki dediğim gibi çok iç içidir anlam olarak. Vücut ritmimiz yine aynı şekilde ay burcu sayesinde. Ve bir kişiye adapte olup olamayacağımız, ortama adapte olup olamayacağımız, güven duyup duyamayacağımız, duygusal anlamdaki denge ya da dengesizlik yine bu ay burcu sayesinde kritik ediliyor, anlam kazanıyor, tanımlanmış oluyor. Daha sonra gelen Merkür, gökyüzünü çok muzur bir gezegenidir. Eminim astrolojiyi bilmeyen kişiler bile Merkür dediğimiz zaman işte retrosu çok meşhurdur değil mi? Birçok gök cismi gökyüzünde retro dediğimiz duraksama hareketinde bulunuyor belli bir zaman diliminde. Herkes eminim Merkür'ü bu konuda biliyordur, tanıyordur diye düşünüyorum. Gökyüzünün en muzur gezegeni aslında atı çıkmış bir gezegen. Çünkü gerçekten Merkür retroları birçok kişiye göre çok korkutucu belki geliyor. Ama bunu daha ilerleyen zaman dilimlerinde programlarda değinmiş olacağız. Çok tarafsız olduğu için kimin yanına giderse biraz kombinasyon olarak onun enerjisini alan, onun gibi olan taklitçi bir gezegen. Onun için aslında çok korkutucu, çok hızlı bir gezegen.
her türlü zihinsel ve bedensel anlamdaki trafiği yönetiyor aslında. Bilgi paylaşmak, konuşmak, öğrenmek, seyahate gitmek, bir nevi transfer, bilgi ağını yönetiyor, koordine ediyor. Tıpkı bilgisayardaki network ağları gibi diyeyim, iletişimi, zekayı, mantığı anlatan, aktarımı anlatan, öğrenme ve öğretmeyle sembolize olan, muhakeme yeteneği getiren bir gezegen. Tabii ki Merkür'ün karanlık ya da gölge dediğimiz diğer kavramı da biraz kopyacılık, gerçeklerden uzaklaşma, yanıltma, resmen bu konulardaki hırsızlık, bilgi hırsızlığı. Bu arada tabii ki hırsızlarla da çok alakası var. Gerçekten zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Benim için çok keyifli, çok akıcı geçti. Dilerim siz de seyrederken bu bilgilerden çok keyif alırsınız. Dilerim siz de hayatınıza bu bilgileri zaman dahilinde bir merak duygusu uyanacak mutlaka yaşamanıza getirmek, bunları yavaş yavaş da olsa uygulamak, hakikaten hayatımıza bir ışık tutmak adına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Bazınız Channel ailesine, kapıdan bacaya, beni sizlerle buluşturdukları için ve daha sonra yine belli zaman dilimlerinde sizlerle bu konuları konuşacağım için teşekkürü de borç biliyorum. Sevgiyle kalın. Astroloji yolculuğunda kalın. Benle kalın. İyi akşamlar diliyorum.